Değerli izleyenler, TVNET ekranlarında sağlık raporuna hoş geldiniz. Haftanın son gününde saat 8.15'te sizlerle tekrar birlikteyiz. Haftanın son gününde ne konuşacağız? Obezite cerrahisini konuşacağız. Şimdi obezite çağımızın sorunu diyoruz klasik olarak. Gerçekten çağımızın sorunu. Özellikle Amerika'nın çok büyük bir sorunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Türkiye'de de gittikçe obezite salgını yayılmaya devam ediyor. Buna yönelik Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları bir takım önlemler alıyor. Buna yönelik kampanyalar başlatıyorlar. Özellikle yürüyüş ve hareket başta olmak üzere. Hareket ve yürüyüş ve diyet bunlara önemli çareler arasında geliyor ama artık biz obezite ameliyatları da yapıyoruz. Yani diyetten başarı alamayan, bir şekilde zayıflamayan kişilere obezite cerrahisi ameliyatı yapılıyor ve bununla obezite sorunundan kurtulabiliyorlar. Bu ameliyatın çok fazla konuşacağımız alt başlıkları var. Bunlar üzerinde ilerleyeceğiz. Obezitenin ne olduğuna değineceğiz bugün. Kimlerin obezite cerrahisi ameliyatı olabileceğini, hangi yaşlarda olabileceklerini ve obezite cerrahisi ile ilgili farklı ameliyatlar da var. Bunların hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bugünkü konuğumuz Antalya'dan geldi. Profesör Doktor Alihan Gürkan, Antalya Memorial Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı kendisi. Obezite cerrahisini konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, sağ olun. Antalya'dan selam getirdiniz bize. Evet. Hocam, obezite cerrahisi konumuz. Şimdi kilosunu kontrol eden hayatını kontrol eder değil doğru. mi? Öyle evet. gireyim. Evet. Öyle bir girişle başlayalım. Ne dersiniz bu söz üzerine? Son derece doğru. Sizin biraz önce değindiğiniz gibi aslında teknoloji ilerleyip yaşam şeklimiz değiştiği zaman geçmişteki bazı ilkel hastalıklardan kurtuluyoruz ama endüstriyel dönemin getirdiği bambaşka hastalıklar hayatımıza giriyor. Bambaşka virüsler ortaya çıkıyor. Başka hastalık çeşitleriyle uğraşıyoruz ve bunlara karşı teknolojiler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de maalesef batılı beslenme stilinin yansımaları olan endüstri toplumlarının ayaktan beslenmesinin sonucu gerçekten son dönemde dünyanın başına da musallat olmuş olan bir şişmanlık hastalığı. Çünkü bu bir hastalık, normal fizyolojiyi, hastanın işleyişini bozan ciddi bir hastalık. Bununla savaşmamız gerekiyor. Elbette tek savaşma yolu cerrahi değil ama birazdan sizin de yönlendireceğiniz gibi savaşma yöntemlerinin en etkilerinden bir tanesi cerrahi. Şimdi biz maalesef savaşma yöntemi, biz hayatımızın belli döneminde diyete giriyoruz, perhize giriyoruz, obeziteyle kendimize göre savaşıyoruz, diyetisyenlere gidiyoruz, hareket ediyoruz, spor yapıyoruz, ya bunları istikrarlı yapamıyoruz ya da gerçekten sonuç alamıyoruz. Başka bir takım sıkıntılarımız oluyor belki, hormonal problemler de sanıyorum bu şişmanlığın etkenlerinden biri. Doğru. İstediğinizi yapın, maalesef bazen kilo veremiyorsunuz ve burada sizler bir anlamda çare olabiliyorsunuz. Uygun bedenlere, ameliyatı vücudu kaldıracak kişilere çare olabiliyorsunuz. Konumuz obezite cerrahisi. Şöyle hocam, şunu sormak istiyorum. Obezitenin olumsuz sonuçları, siz bir obezite cerrahi olarak, genel cerrahi olarak ne görüyorsunuz? Şimdi obezite denilen kavram, insanın ideal kilosunun üzerinde olması. Birçok açıklaması var bunun. İşte İlk yapılan açıklamalar ideal kilonun 30 kilo üzerinde olmak veya iki katının üstünde olmak. Sonradan bu bir sınıflamaya girdi. Yani obezitenin de kendi içerisinde vücutta yaratacağı problemlerin ciddiyetini konu alan bir sınıflaması var. Şimdi öyle bir nokta ki obezite tek bir sistemi tutmuyor. Bütün vücuda etkilediği için bütün vücudunuzda sıkıntı yaratabilir. Mesela tip 2 diyabet denilen diyabet hastalığının gelişmesine, insülin metabolizmasının bozulmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi. Bunun dışında akciğer fonksiyonları üzerine solunum, üzerine uyku apnesi gibi, solunumun bozulması gibi, kalp üzerine, eklemler üzerine binen yükten dolayı eklem sisteminin bozulmasına, hanımlarda bir takım hormonal dengelerin, yağ dokusunun artması nedeniyle bozulmasına, depresyona kadar giden bir dizi hastalığın aslında tetikleyicisi obezite. Obezite hocam, o zaman neden operasyon diyeceğim? Bu aslında nedenleri bir anlamda saydınız. Bir sürü şeyi tetiklediği için ve maalesef biz diğer yöntemlerle bir şey yapamadığımız için değil mi, operasyon oluyoruz. Ama neden operasyonu biraz daha bize açar mısınız? Şöyle, bu sayının artışı gerçekten korkutucu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün 4 kişiden 3 kişiden birinin
obezite sınırları içinde olduğunu, Kanada'da bunun 4 kişiden birinin olduğunu biliyoruz. Bu işle ilgilenmeye başladıktan sonra ülkedeki gerçeği de ben bu kadar bu denli vahim olduğunu bilmiyordum. Türkiye'de yine de köysel bir beslenme stilimizin olduğunu düşünüyordum ama nüfusun belki kentlere göç etmesi, bu beslenme alışkanlığımızın değişmesi bizim popülasyonumuzun da bizim nüfusumuzun da şişmanlamasına sebep oluyor. Türkiye'de erkeklerdeki obezite oranı %25'e. Kadınlardaki oranın neredeyse %40'a hanımlarımızdaki oranın yükseldiğini görüyoruz ki bu son 10 yılda çok ciddi bir artış var. Bu artış hızıyla birlikte obeziteye karşı olan savaş maalesef çok etkin değil. Şöyle ki yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Ne yaparsanız yapın bu süper obez ve süper obezlerin arasında sporla, diyetle, yaşam stilinizi değiştirerek yapılacak olan tasarruflarla zayıflama oranı %3-5 en ciddi serilerde onu geçmiyor. Hocam bu bizden kaynaklı mı? Bize verilen diyet programlarından ya da yaşamımızdan mı kaynaklı? Bu hepsiyle yani hareket etme, kısır döngünün içine girme, kişi kilo aldıkça hareket edemiyor, hareket edemedikçe kilo alıyor ve bu döngüyü kıramıyor. Aynı şekilde beslenme stilini, bu çünkü ciddi bir disiplin. Ciddi bir disiplin olduğu için de biz yola çıkarken hastane grubumuz olarak bu iş hep kilo kontrol merkezi adı altında çıktık. Yani obezitenin salt tedavisinin cerrahi olduğunu hiçbir zaman iddia etmedik, etmiyoruz da. Çünkü cerrahi yapılabilecek hasta grubunuz var, yapılmaması gerekli olan hasta grubunuz var. Zaten bu operasyonlardan önce mutlaka kişinin bu merkezdeki endokrinolog, diyetisyen, psikiyatrist tarafından değerlendirilip operasyona uygun olduğu şeyi alındıktan sonra onayı alındıktan sonra cerrahi düşünülüyor. Çünkü aslında cerrahi olarak birini zayıflatmaya çalışmak tıp etiğine aykırı gibi de algılanabilir. Çünkü önünüzde başka seçenekler var. Ama yapılan araştırmalar göstermiş ki sizin bu seçenekleriniz bu hasta grubunuzda çok etkili olamıyor. Yani sizin diyet, spor, yeme alışkanlığının değişmesi gibi parametreleriniz bu hasta grubunu çok etkileyemiyor. Etkileyemediği için de bu hastalar zayıflayamıyorlar. Keşke hep bu parametrelerle ameliyatsız bu kişileri zayıflatabilsek de hiç ameliyat yapmasak. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi Kuzey Amerika'da mide kanserinden ve kalın bağırsak kanserinden ölen kişilerin sayısından daha fazla obeziteden ölen insan var. Obeziteye yani, bağlı hastalıklar. Hastalıklardan ölen hastalar var. Yani kişiler mide kanseri oldu mu koşa koşa cerrahlara, işte onkologlara gidiyorlar, tedavi arıyorlar, ameliyat oluyorlar, onkolojik tedavi alıyorlar. Çok ilgilendiğimiz bir alan bu. Kalın bağırsak kanseri olduklarında yine aynı şekilde. Ama obezite geliştiğinde tamam bu benim görünüşüm, yaşam stilim deyip olaya devam ediyorlar. Halbuki sonucuna baktığınızda o da diğerinden daha fazla ölümlere sebep olabilen gerçek anlamda bir halk sağlığı sorunu. Kişiler için de gerçek anlamda bir sağlık sorunu. Dolayısıyla bu iş çözülmeli. Neden çözülmeli? Çünkü biraz evvel saydığımız hastalıklar. Çok basit bir örnek. 20 yaşındaki bir obezin yaşam beklentisi kendi akranlarına göre 12 yıl kadar azalıyor. Yani bir insan obezse 12 yıl daha az yaşıyor. Sizi öldüren bir hastalıktan bahsediyoruz burada. Ve ne yaparsanız yapın cerrahi dışı parametrelerle, çözümlerle bunun en fazla %5'ini, 10'unu çözebiliyorsunuz. Geri kalan %90 bu ölüm riskini, kanser geliştirme riskini, kalp hastalığı geliştirme riskini, diyabet geliştirme riskini üzerinde taşıyor. Ha o zaman bu insanlar için biz bir şey yapmalıyız. Ve obezite cerrahisi ameliyatın aslında neden yapılması gerektiğini ana hatlarıyla çok güzel özetlediniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Çok iyi, çok daha iyi aslında algılayabiliyoruz bu anlattıklarınızla. Evet. Hocam şimdi tamam obez, şimdi belli bir vücut kitle endeksi var. Evet. Ve o kişilerin biz obez olduğuna sizlerin ölçümü ya da bizler kişisel olarak da ölçebiliyoruz zannedersem. Evet. Karar veriliyor obez olduğunu. Biraz bundan bahsedelim. Kişiler tabii kendi kendine nasıl ölçebilir, obez tabii olduğunu nasıl anlayabilir, tabii siz neler yapıyorsunuz? Şöyle vücut kitle endeksi denilen bir parametre var. Bu parametre kişinin
ne kadar kilolu olduğunun göstergesi. Mesela 20 ile 25 arasında olursa vücut kitle indeksi normal grubuna giriyor. 25-30 arası işte overweight dedikleri yabancıların kilo fazlası. 30'dan sonrası da obezitenin içine giriyor. İşte basit obezite, orta derecede kompleks obezite, ciddi obezite gibi kavramlar var. Şimdi bir kişi vücut kitle indeksini nasıl hesaplar? Kilosunu boyunun metre cinsinden karesine böleceksiniz. Mesela benim kilom 93 şu anda. Boyum da 1.78. Boyumun karesine kilomu böldüğüm zaman 29 gibi bir şey çıkıyor. Yani neredeyse obezite sınırına yakın bir obezite başlangıcında olan bir şeyim, cerrahım ben. Kelin ilacı olsa başına sürer hesap. beslenmeme çok dikkat etmezsem ben de ileride bu kilolar benim için de sıkıntı olacak. Dolayısıyla vücut kitle indeksi böyle hesaplanıyor. Bu hesaplamanın sonucunda bizler için önemli grup, cerrahi için önemli olan grup vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan hastalar. Zaten 40'ın üzerindekilerin direkt ameliyat endikasyonu var. Yani vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse bütün bilim insanlarının ortak noktası ameliyat. Bunları direkt ameliyatla zayıflatın. Peki. Hatta bu parametre bu Avrupa ve Amerika için geçerli olan. Çünkü onların şişmanlık oranı daha yüksek vücut yapıları. Asya grubu bunu 40'ı 37'lere kadar çekiyor. 36'lara kadar çekiyor. Ameliyat verilme kararını yani vücut kitle indeksi 37 olan da direkt. Çünkü biz de Asya kültüründeniz. Biraz daha minyon yapımız var. Bizim için vücut kitle indeksi 37 bile aslında çok ciddi bir şişmanlık demek. Dolayısıyla bizi ilgilendiren grup 40'ın üzerindekiler direkt. 35'in üzerinde de eğer obezitenin yarattığı bir başka hastalık var ise mesela diyabet, mesela kalp hastalığı, uyku bozukluğu, hormonal bozukluk, çok ciddi depresyon, bunların da ameliyat endikasyonları var. Yani sınırda bir kilo fazlalığı olan kişiye biz ameliyat olacaksın demiyoruz. Halkımızın burada anlaması gerekli olan şey bu. Yani obezite cerrahisini aslında aktarırken insanlara bunun da mutlaka üzerinde durulması lazım. Biz öncelikle hastalarımızın obez olmasını istemiyoruz. Burada asıl iş endokrinologlara, diyetisyenlere düşmekte. Yani hastaların asıl çözümü öncelikle orada. İkincisi, olmuş olanların zayıflatılması yönünde. İşte spor vesaire, devletin şu andaki politikası sizin dediğiniz gibi. Yine o yönde endokrinologlar, diyetisyenler. Ama bir şekilde bunları deneyip hiçbir şekilde kilo verememiş hastaların çözümü biz cerrahlarda. Hocam mesela vücut kitle 37-40'lar evet, ilgiden evet, bahsettik. Evet. Vücut kitle endeksi bu oransa evet. Obezite cerrahisi ameliyatı yapılabilir. Evet. Bir hastanın 35-34'lerde gitgide obeziteye doğru gidiyor. Şimdi evet. Böyle talepler oluyor mu size? Sizler de uygun gördüğünüzde bu hastaları ameliyata alıyor musunuz? Burada hekimle birlikte mi karar veriliyor? Kesin bunun sınırları mı var bu ameliyatın? Şimdi aslında şöyle, bu gerçekten gri alanda kalan noktalar. Batılı yayınlara baktığınızda 30'un üzerindeki endekslerde bile bu operasyonun yapılabileceğini söyleyen meslektaşlarımız var. Ama bizim kendi içimizdeki algı aslında dediğim gibi olaya biz kilo kontrol merkezi olarak yaklaştığımız için hangi hastanın neden yararlanabileceğini bulmak lazım. Bu da tek bir hekimle olan iş değil. Yani bütün saydığım hekim grupları, diyetisyenler bir hastayı analiz ediyorlar bizde. Bu hasta gerçekten diyetten yararlanabilir. Öyle hastalar var ki takiplerle progresif olarak, ilerleyici olarak kilo almaya devam ediyor. Bu hastaya ne yaparsanız yapın siz kilo alıyor. Evet, o hasta cerrahiden en çok yararlanacak hasta. Hı hı. Ama bir hasta var ki biraz motive edildiğinde, biraz doğru yönlendirildiğinde bu kilolarından kurtulabilir. O zaman bu hastayı ameliyat etmeyin. Bırakın daha doğal yollarla bu kiloyu verebilsin. Ama yineliyorum. Büyük gruplar, büyük araştırmalar göstermiş ki bu kilo artışında dediğimiz sınırlara çıkan body mass indeksleri 40'ları bulan insanların ne yaparsanız yapın %5'inden 10'undan daha fazlası bu kiloları veremiyorlar. Onun için bunları bir yerde siz ameliyat etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü etmezseniz o yüksek kilonun getirdiği yandaş hastalıklar bu kişilerin hayatını kaybetmesine veya kalitesiz bir yaşam sürmesine sebep oluyorlar.
Hocam ameliyatla ilgili bilgilere geçmeden önce şimdi diyet dedi biraz da ilaç. Obezite ilaçla tedavi edilebilir durumları da var mı? Onu da sormak istedim. Çünkü ameliyat biraz son çaremiz olduğu için birçok anlamda. Yani evet. Diğer yöntemlerden eğer bir fayda görmüyorsak bir de ilaca değinmek isterim. İlaçla yapılan şimdi, var mı? Bir insanın sindirim fizyolojisinde açlığı, kan şekeri, besinlerden yararlanımı hepsi hormonların etkisi altında. Çok yeni yeni bulunan birçok taşıma mekanizmaları, birçok reseptörler var. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde bu işin ilaçla tedavisi de ortaya çıkacak. Her hastalıkta olduğu gibi. Ama şu anda onaylı olarak bir insanı ilaçla zayıflatabilmeniz mümkün değil. Bir takım şeyler deneniyorlar ama konunun uzmanlarının, endokrinologların, diyetisyenlerin, bizlerin şu ilacı alın zayıflarsınız diyebileceğimiz bir ilaç yok. Dolayısıyla da bu risk sınırında bulunan insanları bu tür yandaş metotlarla tedavi etmeye çalışmakta çoğu zaman onların aleyhine oluyor. Böyle yapılan reklam kampanya internet tanıtımlarında kesinlikle doğru olmadığını söylemiş. Eskiden bir takım zayıflama ilaçlarından insanlar maalesef muzdarip oldu, ölenler oldu. Aynen öyle. Tekrar bunun üzerinden geçelim belki. Nasıl ki gereksiz operasyonlar hastanın hayatını riske atabiliyor ise gereksiz ilaç ve gereksiz yaklaşımlar da hastanın hayatını riske atar. Bizim kaynaklarımız sınıflara ayrılır. İşte meta analizler dediğimiz onlarca araştırmanın toplanıp sonuçlarının analiz edildiği yayınlar ki en değerleri. Bunların sonuçlarına göre ancak konuşabiliriz. Çünkü gerek ülkemizde gerek dışarıda hiçbir klinik tek başına bu konuda söz sahibi değil. Bütün kliniklerin konsensuslar dediğimiz ortak fikir oluşturduğu alanlar var. Bunların sonucuna göre konuşuyoruz ve bunun sonucuna göre de şu anda tek başına zayıflamayı sağlıklı olarak sağlayan bir ilaç onaylanmış değil. Bilimin ışığında konuşuyorsunuz. Tabii bunu, bilim ışığında. Onun dışında zaten bir rehberimiz olamaz bizim. Hocam şimdi o zaman obezite cerrahisi ameliyatlarına gelelim. İki türlü ameliyatımız var. Obezite cerrahisi sanıyorum kategorize edebileceğimiz mide bypass ameliyatı ve tüp mide ameliyatı değil evet. mi? Şimdi aslında bu operasyonlar genel anlamıyla ikiye ayrılıyor. Bir tanesi midenin hacmini küçültücü girişimler. Bir tanesi de besinlerin emilimini bozan girişimler. Biz bazı operasyonların her iki etkisi de var. Yani hem midenin hacmini küçültüyorlar hem besinlerin emilimini evet. bozuyorlar. Besinlerin emilimini bozan operasyonlar dediğimiz gastrik bypass olsun, işte bir akışın değiştirildiği biliyoenterik diversiyonlar olsun. Bunların metabolik etkileri daha güçlü. Yani çok güçlü kilo kaybettiriyorlar ama hastada bir takım yan etkilere de sebep olabiliyorlar. Bu operasyonlar içerisinde en fizyolojik yani normal işleyişe en uygun olanı tüp mide. Zaten son dönemlerde de en sık yapılan operasyon olmasının sebebi de bu. Midenin hacmini küçültüyorsunuz. Siz midenin hacmini küçülttüğünüzde iki tane önemli şey ortaya çıkıyor. Bir tanesi hasta çok az volümdeki öğünlerle doyuyor ve yeme alışkanlığından vazgeçiyor. Yani o doygunluk aldığı kaloriyi düşürüyor. İkincisi de açlık hormonunun salgılanmasını azaltıyorsunuz midenin bir kısmını çıkararak. Aslında bu işin pratiği şu. Tüp mide operasyonlarında siz veya herhangi bir mide operasyonunda hastanıza mevcut kilosundan kurtulmak için bir süre veriyorsunuz. Mesela tüp mide operasyonundan sonra hastalarınız kısa sürede 3-4 ay içerisinde 30-40 kiloya kadar... Beklenen kilo verme 30-40 kilo. 30-40 kiloya kadar verebiliyor. Bu tabii hastanın vücut kitle indeksiyle ve yapısıyla da ilgili. 200 kiloluk bir hasta 60 kilo da verebilir ama 120 kiloluk bir hasta 20 kilo verebilir. Önemli olan burada ameliyat sonrasındaki dönemde de siz o hastanızı kalori ve kilo olarak inceliyorsunuz. Bazı hastalarınız çok kilo veriyor. O zaman onların kalorisini arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani daha fazla kilo vermesini engellemek zorunda kalıyor. Çok hızlı kilo vermek de bizim için çok çok iyi bir şey değil. Dolayısıyla operasyonun aslı, mantığı, temel mantığı bu kişilerin bu kilolarından kurtuldukları anda nasıl olduklarını hissetmeleri. Yani o kısır döngü var ya, o kısır döngüyü biz operasyonla kırıyoruz. Hocam şimdi izleyicilerimiz
obez izleyicilerimiz ekran başında olabilir. Bir şekilde evet. veremedi. Bu operasyonları da biliyor ama cesaret edemiyor. Yani evet. Ameliyat da bir sonuçta risk diyorlar ve bu yani benim hayatımı değiştirecek bir ameliyat Doğru. diyor. Sonrası hem çok parlak ışık görünüyor yolun Tabii. ötesinde. Tabii. Zayıflayacağım diyor ama tedirgin oluyor. Yani burada biraz ameliyatın biraz içeriğinden bahsedelim. Yani tüp mide diyoruz. Gerçekten bir tüp mü takılıyor? Ameliyat öncesi hastayı neler bekliyor? Biraz bunları açalım mı? Tabii. Şöyle ki şimdi demin söylediğimden yola çıkarak önce ameliyatın riskiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet, her operasyon bir risktir. Doğru. Riski olmayan bir operasyondan bahsetmek imkansızdır. Rasyonel de değildir. Ama bizler hekimler bir tedaviyi yaparken bu tedavinin getirisiyle risklerini tartarız. Önce kendi içimizde tartarız, sonra da bunu hastaya açıklarız. Bu tarafta obezitenin çok ciddi bir yaşam riski varken burada riski göreceli olarak ondan çok düşük olan bir tedavi yöntemi her zaman tercih edilebilir bir şeydir. Elbette etrafta bu ameliyatla ilgili bir takım sıkıntılı durumlar, hasta kayıpları görülebiliyor. Her klinik belki bizim kadar şanslı değil. Bizim şimdiye değin hiçbir hastamıza hiçbir problem yaşamadan taburcu ettik. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Ama dediğim gibi bunun mantığı bu hastalığı tedavi ederek hastaya getirdiğiniz avantajlardır. Ve bunu da çok kabul edilebilir bir riskle yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu yapılabilir bir ameliyattır. Gönül rahatlığıyla da yapılabilir bir ameliyattır. Özellikle tüp mide teknik olarak da fizyolojiyi bozmaması açısından da çok daha kolay yapılabilir bir operasyondur. Bu yüzden zaten son dönemlerde çok yaygın. Hayır, tüp takmak gibi bir şey yok. O yöntem biraz daha gastric banding denilen mideye kelepçe takma işlemi. Kelepçenin hareket etmesi nedeniyle çıkan sorunlardan dolayı biraz daha yavaş yavaş terk edilen bir yöntem. Burada tüp mide denilen operasyon mideyi yukarıdan aşağıya doğru kesip önemli bir kısmını çıkararak mideyi bir tüp haline getirmek. Dolayısıyla mide hacmini 1/4'üne kadar düşürüyorsunuz ve hasta normal yediğinin 1/4'ünü yiyince doygunluk hissine. Midesi küçülüyor. Küçülüyor, evet. Ve bu küçülmeyle kalori alımı düşüyor ve o 6 aylık süre içerisinde çok ciddi bir kilo kaybı oluyor. Ve bunu gören hastalar, mesela düşünün 140 kiloluk bir hasta yürüyemiyor. Ama 80 kiloya düşünce hareket etmeye başlıyor. Hareket ettikçe spor yapıyor. Yani siz aslında doğal yollarla kilo kaybedeceği kilosuna onu indiriyorsunuz. Bunu görünce hasta zaten ondan sonra hayat stilini değiştiriyor. Değiştirmezse, kendini bu işe vakfetmezse gene yine olacak. Kilo alacaktır. O zaman yaptığınız ameliyatın bir şeyi olmayacaktır. O yüzdendir ki bu yönteme biz kilo kontrol yöntemi diyoruz ve salt cerrahiyle çözülen bir iş değildir. Mutlaka bu ekibin en önemli elemanları endokrinologlardır, diyetisyenlerdir, psikiyatristlerdir. Çünkü sizin yaptığınız bu teknik girişimin sonrasında bu hastanın o kaliteli yaşamına devam etmesi için ekibin diğer elemanlarına çok önemli görevler düşüyor. Yani ameliyatı yaptık, hadi siz evinize gidin bundan sonra ne yaparsanız yapın, bu çözüm değil. Çünkü obezite bir hastalıktır, kronik bir hastalıktır. Bu hastalığın çözümünde mutlaka bu tür sofistike, deneyimli, bu işi bilen kişilerin ekip halinde hastaya yanaşması lazımdır. Ameliyattan sonra hastalar mutlaka sayıları azalan sıklıkta diyetisyene, endokrinoloğa gidecekler ve kendilerine bakacaklardır. Hocam, operasyon sonrasında yıllardır bu operasyonları yapıyorsunuz. Hastalar çok motive olmuş şekilde hayatlarını herhalde sürdürüyorlar. Yani burada ameliyattan örnek veriyorum, 1,5-2 yıl sonra evet. Tekrar eski kilosuna da ulaşanlar oluyor mu? Nadir olarak oluyordur belki. Bu motivasyon çok uzun süre insanları evet. idare ediyor mu? Olabiliyor yani tabii. Yani yok yok, hayır hayır, değil, doğru, haklısınız. Olabiliyor böyle örnek. Biz çok görmedik böyle örnekler. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Bir kişi yüksek kiloların getirdiği dertlerden o denli muzdarip oluyor ki bunun için ameliyat olmayı göze alıyor. Artık bunu yapan insan gerçekten bir daha da kilo almayacağım. Hayır, bu kilolardan ben kurtulacağım evet. ve bir daha da kilo almayacağım moduna giriyor. Bir de şöyle bir şey var, yani gerçekten her şey değişiyor bu insanlar. Ben biliyorum, gencecik hastalarımız var. Çok güzel hanımlar, kiloları var. Ama bu kilolardan dolayı odalarından bile çıkmıyorlar. Ne bileyim, sosyalize olamıyorlar. Erkek arkadaşları olmuyor ama bu kiloları verdikten sonra
yeniden dönüyorlar topluma, ben de varım diyorlar. Artık kilo yok, ben varım ve güzel olarak aranıza geri geliyorum. Şimdi bu kategoriye kendilerini çıkardıklarında niye bir daha eski kötü günlere geri dönsünler? Hele ki bir de operasyon gibi bir risk almışlar. Burada da zaten ekibin psikiyatristinin onları yönlendirmesi, onlara bu konuda telkinde bulunup destek olması da çok önemli. Burada da bizi aydınlattınız, biraz daha aslında içimiz rahatladı. Yani o ameliyata olduktan sonra zaten o yola, o motivasyona giriyor. Evet. O kadar çok çekmiş ki artık evet. Ben çekmeyeceğim. Evet. Yani sigaradan çok muzdarip olan birinin kişiler sonrasında gibi. Bir daha aman Allah'ım evet. Nasıl içiyormuşum, nasıl başlamışım dediği gibi hocam. Tüp mideden bahsettik ve en çok tüp mide yapılıyor. Yani evet. Mideyi küçültme operasyonu doğru. Yapılıyor. Midenin hacmi küçültülüyor. Evet. Bir de bypass, mide bypass ameliyatı var. Bu hangi durumlarda yapılıyor? Kimlere yapılıyor? Burada besin emilimi bozuluyor. Bunu hangi hasta grubunda uygun görüyorsunuz? Sonra izleyicilerimiz için şeker hastalığı olanların da kiloyla çok ilintili bir rahatsızlık. Onunla ilgili yapılan durumlara geçeceğim. Peki. Şimdi bu tür ameliyatları aslında yapma indikasyonları, hastanın kilo verme hızı, ekibin deneyimi, ekibin hangi ameliyatta kendini rahat hissetmesi. Bypass operasyonundan sonra kilo verme biraz daha iyi. Şeker düzeninin düzelmesi biraz daha iyi. Yani hastanızdaki diyabet çok kontrol edilemeyecek düzeydeyse belki bypass tercih edilebilir. Burada biz operasyonları tamamen hastamızın metabolik durumu ve kilo durumuyla alakalandırıyoruz. Ama bizim de en sık yaptığımız operasyon tüp mide operasyonu. Tüp mide operasyonu. Evet. Hocam şekere gelmek istiyorum. Tabii. Şekeri olanın genelde tip 2 diyabet hastaları için evet. Konuşuyoruz. Kilosu oluyor. Kilosu olanın şekeri oluyor. Bu böyle evet. Bir döngü alıp evet. Başını gidiyor. Tabii biz yani obezite cerrahisine başvuruyorsak hastanın yanında bir sürü seyreden şeker gibi başka rahatsızlıkları da olsa gerek diye düşünüyorum. Yani obez bir hastanın sağlık sorunları olmaması gibi ihtimal çok az herhalde. Yani kronik bir takım mümkün sağlık değil. Sorunları mümkün olmaması değil. Çok evet. Az. Burada hatta ben de soracaktım, bir izleyicimiz de telefon açmış sormuş. Özellikle şeker hastalığı tip 2 diyabetlerle ilgili. Bu ameliyatlarda şekere bağımlılığı azalıyor mu, insülin direnci? Bunlarla ilgili biraz bilgi verelim mi? Tabii ki. Şimdi bu aslında obezite cerrahisi, yani bariyatrik cerrahi denilen cerrahinin belki de en tartışmalı kısımlarından bir tanesi. Şurada hemfikir olduğumuz nokta, bütün cerrahlar, endokrinologlar burada hemfikiriz. Kilonuz fazlaysa yüksek kiloya bağlı olarak bir insülin metabolizma bozukluğu ve buna bağlı olarak gelişmiş bir tip 2 diyabet var ise zayıflama operasyonları son derece etkin. Bunda hiçbir tartışma yok. Bütün tıp camiası bu konuda hemfikir. Evet. Tartışılan nokta kilo fazlası olmadan tip 2 diyabeti olan kişilerin opere edilmesi. Burada endokrinoloji ile cerrahi arasında, cerrahi yaklaşımlar arasında bir fikir ayrılığı var. Bu fikir ayrılığı da doğaldır çünkü metabolik sistemi değiştiren ameliyatların uzun dönem sonuçlarını net olarak bilmiyoruz. Net olarak bilinmeyen sonuçlarla ilgili olarak da hastalarımıza direkt bir endikasyon koyamıyoruz. Burada endokrinologlara ben bir miktar hak veriyorum. Ama öte yandan cerrahinin de haklı olduğu noktalar var. Nedir? Şudur. Çok enteresan bir şey var. Bugün bu kavram kargaşasını yaşamamızın en önemli sebebi şeker metabolizmasını daha net olarak ortaya koymuş değiliz. Ama artık eskisinden daha fazla şey biliyoruz. Özellikle besinlerle şekerin emilimi ve bunlara etkileyen hormonların ismi teker teker ortaya konuluyor. Yapılan araştırmalar net bir şekilde gösteriyor. Evet, kilo kaybıyla şekerinizin düzeldiğini biliyoruz, zaten bunu tartışmıyoruz. Ama bu operasyonlarda, özellikle bypass operasyonlarında ve özellikle 12 parmak bağırsağı ve bağırsağımızın ilk kısımlarını bypass ettiğimiz operasyonlarda daha kilo kaybı başlamadan şeker metabolizması düzelmeye başlıyor. Bunun nedeni de özellikle insülinin karşı etki yapan hormonların duodenum dediğimiz 12 parmak bağırsağı ve sonrasından salgılanıyor olması. Ve bununla ilgili özellikle hayvan deneylerinden sonra çok ciddi insanlar üzerindeki bu etkiler görülmüş. Yani biz bypass operasyonlarıyla insanların şeker metabolizmalarını düzeltebiliyoruz. Bununla ilgili son uzun dönem sonuçlar da elimize geldikten sonra
aslında 78'lerden beri yapılan operasyonlar bunlar. Uzun dönem sonucu olması hiç hocam kaç yıldır bunun? Şey, onu da bir merak ettim. Yani aslında 20 yıl, 30 yıl bunları gerçekten takip edebiliyorsanız, bütün bu parametrelerle ortaya koyabiliyorsanız çok iyi. Ama sürenin uzunluğundan ziyade takip kriterleriniz bu işte çok önemli. Gerçekten bütün bu hormonları alt alta. Çünkü biz bu hormonları daha yeni yeni biliyoruz. Dolayısıyla şişman olmayan hastaların diyabet ameliyatı yapılması konusuna ben de cerrah olarak biraz temkinle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ama gelecekte bunun yeri var mıdır? Mutlaka vardır ve olacaktır. Ama gelecekle ilgili olarak hiçbir şey hiçbirimiz önceden kestiremiyoruz. Çünkü tıp çok dinamik bir bilim dalı. Mesela daha dün Harvard Üniversitesi'nin bir grubunun pankreasta insülin salgılayan beta hücreleri ürettiği ve bunu hastalara verebildiğini öğrendik. Bu şu demektir, belki 2 yıl sonra bu beta hücreler raftan alınabilecek, diyabetik insanlara verilecek veya ve özel üretimle. İnsülin artık dışarıdan onların, almasına gerek aynen kalmayacak. Öyle. Ne insülini dışarıdan almasına ne de bu tür operasyonlara gerek kalacak. Bir laboratuvar ortamında bunu çözmüş olacağız. Ama yine söylüyorum, bizim için bilimsel guideline'lar, uluslararası kabul edilmiş kılavuzlar önemlidir. Bu kılavuzlarda şu an yazan şey, diyabetin tedavisi insülindir diye yazar. O yüzden de tip 2 diyabetli hastaların mutlaka endokrinologlarıyla görüştükten sonra bu tür operasyonlara yönlenmesinde fayda var. Ama obez hastalar için hiç böyle bir kısıtlama yok. Body mass indeksi 40'ın üzerindeyse biz size cerrahi olarak yardımcı olabiliriz. Yardımcı olmayı bırakın, body mass indeksiniz 40'ın üzerindeyse %90 hasta için tek tedavi cerrahidir. Hocam, obezite cerrahisi ameliyatını ağırlıklı kilosu olan obez hastaları yapıyoruz. Yapamadığımız bir grup var mı? Sizin elinizi kolunuzu bağlayan bir grup var mı? Mutlaka var. Herkes uygun bir aday değil galiba mutlaka bu ameliyatı. Mutlaka var. Şöyle ki bir kere bu ameliyatı kaldırabilecek fizik kondisyona sahip olmanız lazım. Kalp yetmezliği geliştirmiş çok ileri bir obeze bu ameliyatı yapmak onun hayatını riske atmak demektir. Bu konuda zaten ameliyat öncesi hazırlığımızda bütün değerlendirmeleri hekimler yapıyor tabii ki. Yani normal bir hastanın daha ötesinde bir değerlendirme yapılıyor. Çünkü biraz evvel söylediğimiz gibi bu hastalar sistemik olarak birçok hastalığı olan insanlar. Bizim bu hastalarımız mutlaka kardiyologlarımız, mutlaka göğüs hastalıkları uzmanlarımız, mutlaka gastroenterologlarımız görür, değerlendirir, bize bilgi verir. Onların onayı olmadan bu hastalarımızı opere edemeyiz. Çünkü bu hastaların operasyon öncesi ve sonrası bakımları normal hastadan daha çok özellik gerektirir, daha fazla risk taşırlar. Onun için bunların her birinin kontrol edilip onaylanması gerekir operasyon öncesinde. Onu da hocam vurgulamış olduk. Maalesef süremiz sonuna geldik ama son söyleyeceklerinizi, sözlerinizi almak isterim. Obezite cerrahisini anlatmış olduk. Kimler uygun adaydır, kimler değildir ve obezite cerrahisi ameliyatından sonra, obezite ameliyatından sonra ki olumlu sonuçlardan da bahsettiniz. Son sözlerinizi alayım, sonra programı kapatalım hocam. Son sözü siz ilk başta söylemiştiniz. Kilonuzu kontrol ederseniz hayatınızı kontrol edersiniz. Nitelikli bir hayat yaşamak, ömrünüzü uzatmak kilo kontrolüyle olur. Kilonuz normal sınırlardaysa iyi bir yaşam sürersiniz. Değilse biz onu normale indiririz. Her anlamda hafifliyoruz hocam. Evet. Yani kilomuzu kontrol edersek beynimiz de hafifliyor. Yani her anlamda bir kafamız rahatlıyor, bedenimiz rahatlıyor. Ona da işkence etmemiz oluyoruz. O da bize bir sonuçta emanet. Bu bir hastalıktır. Bunu kabullenmek lazım. Ve mutlaka çözülmesi gerekli bir hastalıktır. Çünkü sonuçları kanser kadar kötüdür. Dolayısıyla da bunu çözmek için obez kişiler her yolu denemelidir. Her yolu deneyip de kilo veremeyenler mutlaka cerrahiye başvurmalıdır. Cerrahide yöntemimiz var. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Profesör Doktor Elihan Gürkan Memorial Antalya Hastanesi'nden bugün sizi ağırladık. Genel cerrahi uzmanısınız. Obezite cerrahisini konuştuk. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Yayınlarımızın tekrarını tvnet.tv.tr adresinden izleyebilirsiniz. Pazartesi 8.15'te tekrar bu ekranda buluşmak üzere. Sağlığınızı korumanız, geliştirmeniz ve yönetmeniz dileğiyle tam iyilik halinde kalın. Hoşça kalın.